أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا, وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزيز الحكيم okuma yazması olmayan lara aralarından birini peygamberlere gönderen odur. O onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları tertemiz kılar ve kendilerine kitap ile hikmeti öğretir. Oysa onlar daha önce büyük bir sapıklık içindeydiler. Cuma suresi 3. ayet. Onlardan başkalarını da onu gönderecektir. Ancak onlar henüz bunlara katılmış değildir. Allah her şeyin üstündür, hikmet sahibidir. Cuma suresi ayet 4. 2-3 gün önce 23 Mart günü geçmiştir. Ahmadiyya cemaatinde bugün şu bakımdan hatırlanıyor. O gün cemaatin temeli atıldı ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam biat aldı. Onun için bizim için bugün her sene şunu hatırlatmalı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi Kur'an-ı Kerim'in verdiği gaybi haberler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği gaybi haberlere göre dini yenilemek, tecdid etmek ve İslamiyet'in gerçek talimatını dünyaya yaymak idi. Ve biz kendi viyetine girdiğimizi iddia eden kimseler var ya, biz dahi bu önemli görevi yapmak için kendi yeteneklerimize göre bunda pay almalıyız. Ve sapmış olan insanların alakasını Allah ile bağlamaya çalışmalıyız. Ve kulları birbirlerinin hakkını vermeye dikkatlerini çekmeliyiz. Ve açıktır ki bunun için ilk olarak kendimizi ıslah etmemiz lazım. Her neyse şu anda ben Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın
bazı referanslarını okuyacağım. Bunda kendisinin geliş gayesi ve nasıl gaybi haberler tamamlandı, daha önce verilmiş olan eski ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberleri dahi ve hala da tamamlanıyor, nasıl tamamlandı ve oluyor da bundan da Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu kanıtlanıyor ve cemaat içinde de pak değişikliklerden bahsedeceğim. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bu pak değişiklikler eshablarda nasıl oluştu ve sıkıntılardan da bahsetti. Eshabların içinden geçtiği ve cemaatin üyeleri de aynı sıkıntılar içinden geçmektedirler. Onun için bizim her zaman bunları gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki cemaat bakımından ilerleyenler olalım, gerilemeyelim. Geliş gayesinin ve doğruluğu konusunda Allah-u Teala'yı şahit ederek ilan etti. Şüphesiz bu bizim imanımızı kuvvetlendiriyor. Eğer biz bunları araştırırsak ve her zaman gözlerimizin önünde bulundurursak, şüphesiz bu bizim imanımızı artmaya devam edecektir. Ve bizim gayemize doğru dikkatimizi çekecektir. Her neyse, yabancıları da davet ediyoruz. Kendisini apaydın olarak Mesih Mevlid olduğunu kanıtlayacaktır. Demin okuduğum ayet-i kerimenin izahatında bir yerde Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bu ayetin anlamı şudur. Allah odur ki öyle bir zamanda peygamberini gönderdi ki insanlar bilgi ve hikmetten boş idiler. Ve hikmet ile din bilgileri ki onunla nefs tamamlanıyor ve insanların nefisleri bilgisel ve kemale ulaştılar, hep tamamen kaybolduydu ve insanlar sapıklık içindeydiler. Yani Allah ve onun sırat-ı müstakiminden çok uzaklaşmışlardı. Tam o zamanda Allah-u Teala kendi Resulü, Ümmi Resulü'nü gönderdi. Ve Resul onların nefislerini pak eyledi ve kitap ve hikmet ile bilgisini onlara verdi. Yani mucizelerle onları kemal mertebesine ulaştırdı. Ve Allah'u tanıma nurunu ile onların kalbini aydınlattı. Ve daha sonra dedi ki başka bir taife daha vardır. O da ahir zamanda belli olacak. Onlar dahi ilk olarak sapıklık içinde olacaklar. Bilgi ve hikmet ve yakinden uzak olacaklar. İşte o zaman ashablar, onlar Allah-u Teala ashabın durumuna getirecek. Ashablar her ne gördüylerse onlara dahi gösterilecek. Öyle ki onların doğrulukları ve yakinleri ashabların doğruluğu ve sidikleri gibi olacaktır. Doğrulukları gibi olacaktır. İşte budur yakin. Ki Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek kendi doğruluğu üzerinde hakkında olmalı. Ve imanın durumu öyle olmalı. Allah-u Teala iman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ve İslamiyet'in doğruluğuna iman ve yakin olmalı. Nasıl ki eshabların ise bugünlerde eshabların durumundan ben bahsediyorum. Hutbelerde ve örnekle bizim gözlerimizin önündedir. Diyor ki Mesih Mevlid Aleyhisselam hadiste vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsiri zamanında Selman-ı Farsi'nin omuzu üzerine elini koydu ve buyurdu. Dedi ki, لَوْ خَانَ الْاِمَانُ مُوَلَّقًا بِسْسُرَيَّ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسِ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسِ Yani, eğer iman ülker yıldızına kadar dahi, gökyüzüne kadar dahi yükselmiş olursa, yine o zaman Farsiyul asıl bir zat onu tekrar geri getirecek. Bu şuna işarettir ki bir zat son zamanlarda Farsiyul nasıl ortaya çıkacak? O devirde yazılmıştır ki Kur'an
gökyüzüne kaldırılacak. Bu zamandır o. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanıdır. İslami talimatın, insanlar İslami talimatını unutacaklar ve bu Farsi asıl odur. Ki aslı adı Mesih-i Mevud'dur. Çünkü salibi çarmı saldırıları ki onu kırmak için Mesih Maud'un gelmesi lazım. O da imana saldırıyorlar. Ve bütün bu etkiler salibi doğru zamanını gösteriyor. Ve bu saldırının imanı üzerinde, insan üzerinde çok kötü etkisi olacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kendi hayatında bu saldırıyla yapılıyordu. Şiddetli bir şekilde daha sonraya kadar bu şiddetli saldırılar devam etti ve tarih şahittir. Bu o saldırıdır. Diğer kelimelerle ona deccali saldırı diyebiliriz. Esarilerde vardır ki o saldırı zamanında birçok kimse, ahmak kimse Allah'ı tek olan Allah'ı bırakacaklar ve birçok kimselerin iman sevgisi soğuyacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük bir işi tecdide iman olacak. Çünkü imana saldırı vardır. Ve hadis lokanel imanodan bir insan Farisiyul Asal hakkındadır. Bu ispat ediliyor ki o Farisiyul Asal imanı tekrar yerleştirmek için gelecek. Onun için Mesih-i Mevud ve Farisiyul Asal'ın zamanı dahi aynı ise ve iş dahi aynı ise ya imanı tekrar kurmak bundan ispat ediliyor kesin bir şekilde ki Mesih-i Mevud Farisiyul Asal'dır. Ve onun cemaati hakkında bu ayet vardır. وَاَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ Bu ayetin anlamı şudur. Kemal sapıklıktan sonra hidayet ve hikmet bulan ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerini ve bereketlerini müşahede eden yalnız iki taife vardır. İlk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zuhurundan önce karanlık içindeydiler. Sonra daha sonra Allah-u Teala'nın lütfuyla onlar Resulullah'ın zamanını buldular ve mucizeler kendi gözleriyle gördüler. Ve gaybi haberleri müşahede ettiler. Ve yakin onlarda öyle bir değişiklik yarattı ki sanki bir ruh olarak kaldılar. İkinci taife bu ayete göre eshablar gibi olan Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatidir. Bu cemaat dahi eshablar gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerini görendir. Ve karanlık ve sapıklıktan sonra hidayet bulandır. Ve ayet ahirina minhum da bu taife minhum yani eshab ile benzerlik olmak payı verilmiştir bunlara. Buna işarettir bu. Dedi ki bugünlerde aynısı yaşandı. 1300 sene sonra yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerin kapısı açıldı. Ve insanlar kendi gözleriyle müşahede ettiler. Ay ve gök yıldızı Ramazan'da Darkutni ve Fatah İbni Hacer'a göre bu oldu Ramazan ayında. Yani ay ve güneş tutuldular Ramazan'da. Ve hadisinin de beyan edildiği gibi aynı şekilde birinci günde ve birinci gecede ve ortadaki günde oldu. Mehdi olanın iddiası eden vardı. Bu durum gök ile yer yaratılalıdan beri daha önce hiç belli olmamıştır, gerçekleşmemiştir. Çünkü hiçbir insan tarihte hiçbir insan onun bir benzerini ispat edememiştir. Bu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizesiydi ki insanlar kendi gözleriyle gördüler. Sonra Zussinin yıldız, kuyruklu yıldız ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkacağı beyan edildiydi. Binlerce insan onun çıktığını gördüler. Aynı şekilde Cava'nın ateşini dahi yüz binlerce insan gördüler. Aynı şekilde Taun ve Basen'in salgını ve Hacdan'ın men edilmesini insanlar kendi gözleriyle gördüler. Ülkede demir yolunun çıkması, develerin boş kalması bütün bu Resulullah'ın mucizeleriydi ki bu çağda aynı şekilde görüldü. Nasıl ki eshablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları gördüydüler. O bakımdan Allah-u Teala
Allah Celle Şanuhu bu son taifeyi, son cemaati minhum diye dedi ki işaret etsin. Muayyene mucizelerde onlar hesabların rengindedirler. Düşünerek düşünün. 1300 senede öyle bir zaman, başka bir hiç gördün mü peygamberlik zamanını? İçinde bu cemaatimiz çıkarıldı. Birçok sebepten dolayı bunlar eshablara benziyorlar. Mucizeleri görüyorlar. Eshabların gördükleri gibi. Allah-u Teala'nın nişanlarını yakin buluyorlar. Eshabların buldukları gibi. Allah-u Teala'nın yolunda insanların küfürlerini, sövmelerini ve kat-ı rahimin sadmesine baş başa diyorlar eshabların olduğu gibi. Allah-u Teala'nın apaçık nişanları ve hikmet talimatından pak hayat buluyorlar eshabların buldukları gibi. Bu önemlidir. Daima onu hatırımızda tutmamız lazım. Hikmet talimatları ondan pak hayat bulacağız. Kur'an-ı Kerim'e üzerinde düşünmemiz lazım. Gereklidir bu. Dedi ki birçok onlardan vardır. Namazda ağlarlar. Secdelerini gözyaşlarıyla dolduruyorlar. Sahabelerin yaptığı gibi. Onlardan birçok vardır ki doğru rüya görüyorlar. Ve Allah-u Teala'nın mükafatlarından müşerref oluyorlar. Sahabelerin olduğu gibi. Onlardan birçok kimse vardır ki kendi çabalarıyla elde edilmiş olan mallarını Allah rızası için harcıyorlar. Cemaatimiz için eshabların yaptıkları gibi. Onlarda öyle birçok kimse göreceksin ki ölümü hatırlarlar. Bu da çok önemlidir. Ölümü daima hatırda tutmamız lazım. Kalpleri yumuşaktır. Gerçek takvaları vardır. Bu önemli şeylerdir beyan ettiği. Daima bunları gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Eshabların sireti buydu. Onlar Allah'ın taifesidir. Allah-u Teala kendileri bunları korumaktadır. Ve gün geçtikçe bunların kalplerini temizlemektedir. Ve onların göğüslerini iman hikmetleriyle doldurmaktadır. Onun için araştırmamız lazım. Bütün bunlar bizim aramızda da var mı? Ve gök alametleriyle kendilerini çekmektedir. Eshabları çektiği gibi. Kısacası bu bütün bu alametler vardı bunlarda. Ahirine minhum kelimesinden anlaşılmaktadır bunlar. Ve gereklidir ki bu tamamlansın bir gün. Allah-u Teala'nın verdiği bu söz. Sonra şöyle diyor. Bu zaman aynı zamandır. Ki Allah-u Teala irade etti ki bütün fırkaları bir kavim haline getirsin. Ve dini tartışmaları yok ederek sonunda bir tek dinde hepsini toplasın. Ve bu çağ hakkında mucizelerin tamamı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمَانَهُمْ جَمَانَ. Bu ayet diğer ayetlerle birlikte anlamı şudur ki dünyanın dinlerinin gürültüsü çıkacak. Bir din başka bir dine saldıracak. Nasır ki bir dalga başka bir dalga üzerine düşüyor. Birbirlerini helak etmek isteyecekler. O zaman Allah ve göğün ve yerin Allah bu zamanda kendi elleriyle dünyadaki yeni bir silsile çıkaracak ve onları hepsini içinde toplayacak yetenek sahibi olan. O zaman onlar anlayacaklar ki din nedir? Ve onlarda hayat ve gerçek doğruluk onlara üflenecek. Allah-u Teala marifetinin şerbeti kendilerine içirilecek. Dünyanın silsilesi son ermedin. Bu gaybi haber 1300 sene önce verildi. Kur'an-ı Kerim onu verdi. Bu tamamlanmadıkça ve Allah-u Teala bu son zamandaki bütün kavimler bir din üzerinde toplanacak. Yalnız bir tek alamet beyan etmedi. Kur'an-ı Kerim'de birçok alamet vardır. Onlardan birisi şudur ki o devizde nehirlerden birçok nehir çıkarılacak. Ve madenler çıkacak, ortaya çıkacak. Ve yerel bilgiler ortaya çıkacak. Ve birisi şu ki
öyle esbablar ortaya çıkacak ki onun vasıtasıyla kitaplar çok neşir edilecek. Bir şu ki o günlerde öyle bir binek ortaya çıkacak ki develer boş kalacak. Bunlarla görüşme yolları kolaylaşacak. Birisi şu ki dünyanın ilişkileri kolaylaşacak. Birbirlerine iyi kolay bir şekilde haber ulaştırılacaklar. Bir mumun diyor ki bugünlerde daha da bu kolaylıklar daha da vardır. Biri şu ki bugünlerde gökte aynı anda bir ayda ay ve güneş tutulması olacak. Birisi şu ki taun olacak. ki hiçbir şehir ve bir köy boş kalmayacak taun vebasından. Ve dünyada çok ölüm olacak. Dünya virane dönüşecek. Bazı yerler tamamen boşalacak ve onların ismi de silinecek. Bazı şehirler bir azaba girerek tekrar Allah-u Teala onları koruyacak. Bu günler Allah-u Teala'nın gadab günleri olacaktır. Ki insanlar Allah-u Teala'nın mucizelerini unuttular ki Allah-u Teala'nın kendi gönderdiği zat için hakkında gösterdiğiydi ve onu reddettiler. Ve yalancı olduğunu ileri sürdüler. Bütün bu alametler bu içinde bulunduğumuz zamanda tamamlandı. Akıllı bir kimseler için açık bir yoldur ki öyle bir durumda Allah-u Teala beni gönderdi. Kur'an-ı Kerim yazdığı benim zuhurum için tamamlanmıştır. Tarih şahittir ki bütün bunlar kendi zamanında tamamlandı ve hala da tamamlanıyor onlardan bazıları. Sonra diyor ki Allah-u Teala zamanın bugünkü durumu görerek yeri birçok fısk ve masiyet ve sapıklık ile dolu görerek beni tebliğ-i hak ve ıslah için gönderdi. Ve bu zaman öyle zaman idi ki bu dünya insanları 13. yüzyılı bitirerek 14. yüzyılın başına geldiydiler. Tam o zamanda ben Allah-u Teala'nın buyruğuyla göre insanlarda yazılı olarak ve konuşmalar vasıtasında nida etmeye başladım ki bu yüzün başında Allah-u Teala tarafından tecdid edin için gönderilen benim. Ki iman yerden kalkmıştır. Tekrar onu yerleştireyim. Ve Allah'tan kuvvet bularak onun elinin çekimiyle dünyayı salah ve takva ve doğruluğa çekeyim. Ve onların inanç ve ameli hatalarını düzelteyim. Sonra birkaç sene geçti. Vahiy ilahi bana açıklandı ki Mesih bu ümmet için ve vaat edilen Mesih ve son Mehdi ki İslam'ın çöküş zamanında ve sapıklık zamanında direkt olarak Allah'tan hidayet bulacak ve insanlar o maideyi tekrar yeniden insanların önüne koyacaktır kadere göre, takdire ilahiye göre. Onun müjdesi 1300 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiydi. O benim. Mukalime-i ilahiye, muhatabat-ı rahmaniye açıklıkla oldu bana. Tevatür ile ki şüphe yeri kalmadı. Her vahiy bir öyle gaybi haberlerle doluydu ki açık olarak tamamlanıyordu. Ve tevatür ve çokluğu ve icazi kuvvetlerin mucizesi şunu kabul etmemi mecbur etti ki vahdehu la şerik Allah'ın kelamıdır. O kelam Allah-u Teala Kur'an dahi onun sözüdür ve Tevrat ve İncil'in ismini anmıyorum. Çünkü onlar terif edenlerin elleriyle muharref ve mübaddel olmuştur ki artık bunları Allah'ın kelamı diyemeyiz. Kısacası bana inen Allah'ın vahiy öyle kesindir. Onun vasıtasıyla ben kendi Rabbimi buldum ve aynı vahiy yalnız gök alametleriyle hakkul yakin mertebesine ulaşmadı. Aksine her onun bir parçası Allah-u Teala'nın kelamı Kur'an'a da ileri sürüldüydü. Ona göre ispat edilmiş oldu ayrıca. Onun tasdiki için yağmur gibi alametler görüldü. O zaman da Ramazan'da ay ve güneş tutulması oldu yazıldığı gibi. Bu Mehdi zamanında Ramazan'da ay ve güneş tutulacaklar.
Ve aynı günlerde taun ve bazı dahi Pencab'da oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu haber vardır. Ve eski haberler dahi haber verdiler peygamberler. Ki o günlerde çok veba olacak. Hiçbir köy ve kasaba ondan boş kalmayacak. Aynısı yaşandı ve yaşanıyor. Ve Allah-u Teala o zaman bu ülkede taun yoktu. Hemen hemen 22 sene önce onun çıkacağını bana haber verdi. Sonra iddiası hakkında şöyle diyor. Ben oyum ki tam zamanında geldim. Onun için Allah'ta Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oldu. Kur'an ve hadis ve diğer İncil ve diğer peygamberlerin verdiği haberlere göre. Ve benim ki bunun zamanı benim zamanımda peygamberlerin verdiği haber ve Kur'an-ı Kerim'in verdiği haber göre bu ülkede taun ortaya çıktı. Ve benim ki hadis sahih'e göre onun zamanında hacca men edildi. Benim ki benim zamanımda kuyruklu yıldız çıktı ki Mesih zamanında da çıktıydı. Benim ki benim zamanımda bu ülkede demir yolu çıktı ve boş kaldı develer. Ve pek yakında Mekke ve Medine arasında da demir yolu olacak ve daha önce irtibat vardı. Şimdi orada dahi demir yolla irtibat oldu Mekke ve Medine arasında. Ve 1300 seneden beri kullanılan develer boş kaldı. O zaman bu hadis tamamlanacak ki la yutra kennel kelaso fala yus alayha. Yani Mesih zamanında develer boş kalacak ve hiç kimse onlara binmeyecek. Aynı şekilde ben oyum ki benim elim üzerinde 100 binlerce mucize gerçekleşti. Yerde öyle bir diri bir insan var mı ki benimle karşı çıkabilsin mucizeler konusunda ve üstün çıkabilsin? Allah adına yemin ediyorum ki elinde benim canım vardır. Şimdiye kadar 200 binden daha fazla mucize gerçekleşti benim elim üzerinde. Ve belki 10 binden daha fazla insan Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rüyada gördüler. Ve kendisi beni doğruladı. Ve bu ülkede bazı keşif ahalisi meşhur ki 300 bin, 400 bin müritleri vardı. Rüya gördüler ki bu zat Allah Teala tarafındandır. Ve bazı öyleler idiler ki benim zuhurumdan 30 sene önce dünyadan göçtü idiler. Mesela bir zat Gulab Şah adlı Ludhiana ilindeydi. Miyak Kerim Bekş merhum Sakin Cemalpur'da haber verdiydi. İsa Kadiyan'da doğdu ve Ludhiana'ya gelecek. Miyak Kerim Bekş Salih Muahid yaşlı birisiydi. O Ludhiana'da benimle görüştü ve bütün bu gaybi haberi bana anlattı. Onun için mollalar onu çok sıkıntıya soktular. Ancak o asla perva etmedi, aldırış etmedi. Bana dedi ki, Gulab Şah bana diyordu ki, İsa, Meryem oğlu İsa berhya değil, ölmüştür. Dünyaya geri gelmeyecek o. Bu ümmet için Mirza Gulam Ahmet İsa'dır. Allah-u Teala kudreti ve maslahati eski İsa'ya benzetmiştir onu. Ve gökte onun adı İsa konmuştur. Ve buyurdu ki, ey Kerim Bakş, kendi müridine dedi ki, ey Kerim Bakş, İsa gelince göreceksin ki mollalar ona muhalif kesilecekler. Sert muhalif olacaklar, sert ve fakat başarısız kalacaklar ve bugüne kadar da başarısız kalıyorlar Emirül Müminin diyor. Belli olacak ki Kur'an'da yanlış haşiyeleri yok etsin. Ve Kur'an'ın asıl çehresini insanlara göstersin. Bu gaybi haberde bu zat açık olarak işaret verdi. Senin o kadar zamanın olacak ki o İsa'yı göreceksin. Bu müridin ömrü hakkında da bir gaybi haber vardı. Sonra Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki unutmayalım. Allah-u Teala'nın adı Gafur'dur. O zaman niye rücu edenleri affetmesin? Bu gibi hatalar var ki kavimde bunlar vardır.
bu hatalardan cihad hatası dahi var. Ben hayret ediyorum. Ben diyorum ki cihad haramdır. Gözlerini kızartıyorlar öfkeyle. Halbuki biliyorlar ki kanlı Mehdi hakkındaki hadisler doğru değil. Muhammed Hüseyin Batalvi bu konuda risaleler yazdı. Kabul etti. Hadislerin zayıf olması konusunda. Ve bu din, bu mezhep Nazir Hüseyin Delvi'nin de aynı inancıydı. Bazı ulemalar şimdi bugünlerde de aynı şeyi söylüyorlar. Onlar kat'i olarak doğru görmüyordu bunları. Sonra bana niye kâzip diyorlar? Doğru şudur ki Mesih-i Mevud ve Mehdi-i Mevud'un görevi budur. Ki savaşların silsilesini tamamlasın, kapatsın. Kalem ve dua ve teveccüh ile İslamiyet'i üstün çıkarsın. Bu kalem ve dua, bu görev kendisine inananların görevi de bugün aynıdır. Amin-ül Mesih Mevud Resulü diyor ki yazık insanlar bunu anlamıyorlar. Çünkü dünyaya ne kadar maddiyata dikkatleri varsa dine o kadar dikkat yoktur. Bizim Amir-ül Mumin diyor ki kendimizi araştırmamız lazım. Acaba inandıktan sonra biz yine maddiyata mı döndük? Dünyanın paksızlıklarına eğilerek nasıl ümit edebilir ki Allah üzerinde Kur'an-ı Kerim'in manaları açılsın. Orada apaçık yazılıdır. La yemassuhu illal mutahharun. Bunu dahi kalp ile dinleyiniz. Benim gelişimin illeti gayesi nedir? Temel gaye nedir benim gelişimin? Benim gelişimin gayesi yalnız İslamiyet'i tecdid ve yardımdır. Bundan şu anlaşılmamalı ki ben şu gayle için geldim ki yeni bir şeriat getirdim. Yahut yeni bir buyruk vereyim. Yahut yeni bir kitap nazil olacak. Hayır, asla. Eğer öyle bir insan böyle düşünüyorsa benim yanımda o sapık ve dinsizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şeriat ve nebuvvet sona erdi. Şimdi yeni şeriat olamaz. Kur'an Hatemul Kütüb'dür. Bunda bir nokta ya dahi eksiltilemez ve izafe edilemez. Evet, bu doğrudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketleri ve feyizleri ve Kur'an-ı Kerim'in talimatları ve hidayetin semereleri sona ermemiştir. O her zamanda, her çağda taze mevcuttur ve o füyüz ve bereketlerin ispatı için Allah-u Teala beni göndermiştir. İslam man durumu gizli değil bugünkü. Herkes kabul etmiştir ki her çeşit zaafa hedef oluyorlar Müslümanlar. Her yönden düşüyorlar. Bugünlerde daha durum kötü olduğunu görüyoruz. Onların dili vardır, kalp yoktur. Ve İslam yetim kalmıştır. Öyle bir durumda Allah-u Teala beni gönderdi ki ben onun himayesini yapayım, koruyayım İslamiyet'i. Ve verdiği söze göredir bu. Çünkü o buyurduydu. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Eğer o zaman himayet ve koruma yapılmasaydı, şu anda yardım edilmeseydi başka ne zaman gelecek? Şimdi 1414. yüzyılda aynı durumdur. Bedir'de olduğu gibi Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَزِلَّهُ. Bu ayette dahi aslında bir gaybi haber vardı. Yani 14. yüzyılda İslam zayıf, güçsüz kalacak. O zaman Allah-u Teala bu koruma söze göre yardım edecek ona. Sonra niye hayret ediyorsunuz? İslamiyet'e yardım etti. Sonra kendi aleyhinde muhaliflerin sövmelerinden bahsederek diyor ki
Ben üzülmüyorum. Benim adım Deccal ve Kezzab konuyor. Töhmetler atılıyor bana. Çünkü bu olmalıydı. Benimle aynı şekilde davransın. Benden öncekileri davranıldığı gibi. Ki ben dahi eski sünnetten pay alayım. Ben bu musibetlerden pay almadım. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü musibetler ve sıkıntılar, onun yolunda gelen engeller, onun benzeri peygamberlerin silsilesinde başka birisinde biz onu görmüyoruz. Kendisi İslamiyet için sıkıntılar çekti ki kalem yazamaz, dil beyan edemez. Ve bundan anlaşılıyor ki nasıl celil-i şan ve ulul azim peygamberiydi. Allah-u Teala'nın yardımı kendisiyle birlikte olmasaydı bu sıkıntıların dağını taşımak mümkün değildi. Ve eğer başka bir peygamber olsaydı o dahi kalırdı. Fakat İslamiyet böyle musibetler ve sıkıntılar ile Resulullah onu yaydı. Bugün onu bu durum oldu. Ben nasıl beyan edeyim onu? Müslümanlar ne duruma getirdiler onu? Ve gelecek olanı kabul etmiyorlar. Gelmiş olanı. O da tecdide din için gelmiştir. Sonra diyor ki ben kendi yazılarım vasıtasıyla tam olarak bu yolu ileri sürdüm. İslamiyet'i başarıya ulaştırıyor ve daha dinlerden üstün çıkarandır. Benim risalelerim Amerika ve Avrupa'ya gidiyorlar. Allah-u Teala o kavime firaset vermiştir. Onlar bu Allah-u Teala verdiği akıl ile bunu anladılar. Fakat bir Müslümanın önüne ben onu ileri sürdüğüm zaman onun köpükleniyor ağzı. Divanedir yahut öldürmek istiyor. Ve fiilen bugünlerde yapıyorlar zaten Ahmedilere karşı aynı davranış vardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in talimatı buydu. İdfa billeti heyye ahsen. Bu talim şu gaye için idi. Eğer düşman dahi olursa yumuşaklıkla dost olsun ve bunları kolay ve sükun ile dinlesin. Ben Allah-u Teala'nın adına yemin ederek söylüyorum. Ben onun tarafındanım. O iyi biliyor ki ben iftiracı değilim, yalancı değilim. Eğer siz beni Allah-u Teala'nın yalanı üzerinde de ve mucizeleri benim hakkında gösterdiği yücezelere rağmen bana kezzab ve muftari diyorsanız o zaman Allah-u Teala'nın adını yemin ettiriyorum. Öyle bir yalancının benzerini gösterin ki her günün iftira ve yalanını na rağmen Allah-u Teala ona yardım etsin. Gösterin bakalım. Öyle bir yalancı birisi. Allah-u Teala ifra etsin ve yalan söylesin. Allah-u Teala yine de ona yardım etsin. Bugün dünyada yayılmış olan Ahmadiyya cemaati bunun apaçık delili değil mi ki Allah-u Teala'nın yardımları Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan yanadır. Dedi ki şu olmalıydı. Onu helak etsin. Allah-u Teala öyle yalancıyı helak eylesin. Ancak burada tam bambaşka muameledir. Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum. Ben doğruyum, sadıkım. Onun tarafından geldim. Ancak bana kezzab ve muftari deniliyor. Sonra Allah-u Teala her duruşmada ve her belada kavim benim elimde çıkardı, bana yardım ediyor. Ve beni koruyor ondan. Ve sonra öyle bir yardım etti ki bana yüz binlerce insanın kalbine benim sevgimi yarattı. O zaman yalnız Hindistan'a doğruydu. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da, Güzey'de, Cezayirler'de, Avustralya'da her yerde kendisini seven Araplar ülkelerinde yüz binlerce insanın kalbinde diyor ki benim kalbim, onun kalbine benim sevgim kondu. Bu çok tuhaf muameledir. Yalancıya karşı bu muamele oluyor. Ben bunun üzerinde kendi doğruluğumu hasret ediyorum. Benim doğruluğumun delili budur. Eğer öyle bir iftiracının alametini gösterirsen ki yalancı olsun ve Allah-u Teala iftira etmiş olsun.
ve Allahu Teala ona öyle yardım etmiş olsun ve o kadar zamana kadar onu diri tutmuş olsun ve onun muratlarını tamamlamış olsun, gösterin. Sonra diyor ki Müslümanların için gereklidir ki şu anda inen, gökten inen nur ve bereketlere değer versinler ve Allahu Teala şükretsinler ki tam zamanında Allahu Teala yardım etti ve Allahu Teala verdiği söze göre bu musibet zamanında onlara yardımcı oldu. Ancak eğer Allahu Teala bu nimete değer vermeyeceklerse, Allahu Teala onlara asla aldırış etmeyecek, işini yapacak, fakat bunlara yazık olacaktır. Ben kuvvetli bir şekilde yakin ve basiretle söylüyorum. Allahu Teala irade etmiştir. Diğer dinleri silsin ve İslamiyet'e üstün çıkarsın. Şimdi hiçbir el yoktur ki Allahu Teala bu iradesine karşı koyabilsin. Faalun lima yuridur. Müslümanlar, hatırınızda olsun. Allah Teala benim vasıtam selam bu haber size verdi. Ben kendi mesajımı size ulaştırdım. Şimdi bunu anlamak, dinlemek ya dinlememek sizin elinizdedir. Bu doğrudur ki İsa Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. Ve ben Allah adına yemin ediyorum ki gelecek olan zat benim. Bu da doğrudur ki İslamiyet'in hayatı İsa'nın ölümünde vardır. Sonra diyor ki benim nadan ahmak dostları Allah-u Teala çeşitli çeşitli mucizeler gösteriyor ve onun adına yemin ediyorum ki nasıl İbrahim ile mukalme muhatebe etti, sonra İshak ile, İsmail ile, Yakub ile, Yusuf ile, Musa ile, Mesih, Meryem oğlu Mesih ile ve en sonunda Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile öyle hem kelam oldu ki kendisine en aydın ve pak vahiy nazil etti. Aynı şekilde bana dahi mukalma ve mukatba şerefine nail etti. Fakat bu şeref bana ancak Muhammed Resulullah'a tabi olmak neticesinde bana nasip oldu. Eğer ben Resulullah'a ümmeti olmasaydım ve kendisine tabi olmasaydım, eğer dünyanın bütün dağlarına kadar benim amellerim olsaydı, yine asla ben mukalme ve mukatbe şerefine nail olamazdım. Çünkü Muhammed'i peygamber dışında bütün peygamberler tamam kapanmıştır. Şeriat sahibi peygamber gelemez ve yeni şeriat getirmeden peygamber olabilir. Fakat önce ümmeti olması lazım. Onun için ben hem ümmetiyim hem de nebiyim. Ve benim nebuvvetim yani mukalme muhatabe ilahiye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerinin bir gölgesidir. Bunun dışında benim peygamberliğim bir şey yoktur. Aynı Muhammediye nebuvvettir ki ben de belli oldu. Ben yalnız bir zillim, gölge ve ümmetiyim. Onun için Resulullah'a nişanına aykırı değildir bu. Bu benimle olan mukalme ilahiye yakinidir. Eğer bir zerre kadar bunda şüphe edersem kafir olurum ve benim sonum berbat olur. Bana inen kelam kesin ve katidir ve nasıl güneş ve onun nurunu görerek insan şüphe edemez ki bu güneştir ve bu onun nurudur. Aynı şekilde ben bu kelamda da şüphe edemem. Allah-u Teala tarafından bana iniyor bu ve öyle iman ediyorum. Nasıl ki Allah-u Teala kitabına inandığım gibi. Allah-u Teala beni belli bir iş için göndermiştir. O da şükür ki Allah ve onun mahluku arasında bir bozukluk oldu. Onu uzaklaştırarak sevgi alakalarını tekrar kurayım. Ve doğruluğu vasıtasıyla barış temelini atayım. Dünyanın gözünden gizli kalmış olan dini gerçekleri çıkarayım. Maneviyat insan kaybolmuştur. Onun örneğini göstereyim. Allah-u Teala güçleri insanın içine girerek teveccüh ve dua vasıtasıyla belli oluyorlar. Hal vasıtasıyla, yalnız söz ile değil, onların durumunu beyan edeyim. Ve en fazla şu ki, halis ve apaydın tevhid her bakımdan şirkten arınmıştır. Şimdi o yok olmuştur. Onu tekrar kavimde bir onu ben dikeyim fidanını
benimle olmayacak. Allahu Teala gücüyle olacak. O yeryüzün gökyüzünün Allah'ıdır. Ben görüyorum ki Allahu Teala beni terbiye ederek ve kendi vahiy ile şereflendirerek benim kalbime böyle bir coşku vermiştir ki bu gibi ıslah için ben ortaya kalkayım ve diğer taraftan insanları tamam hazırlamıştır ki benim sözlerimi tamam hazırlamak için, kabul etmek için hazır olsun. Allah-u Teala beni mamur ederek göndereliden beri dünyada bir inkılab-ı azim vardır. Avrupa ve Amerika'da bazı insanlar Hazreti İsa'nın ilah olduğuna inanıyorlardı. Şimdi onların araştırmacıları bu inançtan uzaklaşıyorlar. Amirul Mum diyor ki şimdi öyle birçok insan var ki bu inancı yok diyorlar. Ve o kavim atalarından beri putlara tapıyorlardı. Anlıyorlar şimdi ki put bir şey değil. Maneviyattan bir haber derler. Ve yalnız birkaç kelimeyi resmen kabul ediyorlar. Fakat şüphe yoktur ki binlerce gelenek ve şirk onların boyunları çıkmıştır ve tevhidin kapısına geldiler. Umarım kısa bir zaman sonra inayeti ilahiye onlardan birçoğunu özel eliyle iterek gerçek ve kamil tevhide din darul amanına getirecek. Onunla birlikte tam sevgi ve kamil korku ve kamil marifet ve nasip oluyor. Bu umid benim yalnız düşünceye bağlı değil. Aksine Allah-u Teala'nın pak vahiyle bana bu müjde verilmiştir. Bu ülkede Allah-u Teala hikmeti bu iş yapmıştır ki değişik kavimleri bir kavim haline gelsin ve barış gününü getirsin. Her insana bunun kokusunu almaktadır bu rüzgarın. Ki bu dağınık olan kavimle bir kavim olmak üzeredirler. Dua ediyorum. Dünyada yaşayan insanlar, özellikle Müslümanlar bu gerçeği anlayan olsunlar. Kendi iddiasını anlayan olsunlar. Ve çabuk bu Mesih ve Mehdi'nin biatine girsinler ki Allah-u Teala onu İslamiyet'in tekrar dirilişi için göndermiştir. Ve bize dahi biat hakkını verenler olsun. Pakistan'daki Ahmediler, El Cezayir'deki Ahmediler için tekrar dua etmenizi ben söylemek istiyorum. Durum tekrar bozuluyor durumlar. Yahut biz diyemeyiz. Tam barış zamanı gelmiştir. Gün geçtikçe yeni bir olay yaşanıyor. Pakistan'da dahi aynı şekilde, El Cezayir'de dahi hükümetin bazı memurlarının niyeti iyi değil. Tekrar duruşmayı açmak istiyorlar. Allah-u Teala her Ahmedi'yi kendi koruması altında tutsun. Pakistan'da ve El Cezayir'de ve dünyanın her ülkesinde nerede bir Ahmedi bir sıkıntı içindeyse. Fakat bununla birlikte Ahmedilerin dikkati etmeleri lazım ki eskisinden daha fazla Allah-u Teala'ya yönelsinler. İbadetlerinin hakkını versinler. Ve kul hakkını dahi verenler olsunlar. Kendi durumlarını düzelten olsunlar. Ve Allah ile özel alaka kursunlar. Allah-u Teala hepimize onu nasip eylesin. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر